Yakın zamanda merkez üssü Samsat'ta olan Adıyaman'da gerçekleşmiş olan bir deprem oldu. Geçen sene biz de bunları hissettik ve çok korktuk doğal haliyle. Deprem anında hemen kurumumuzda bulunan öğrencilerimizi binayı tahliye etmesi için boşaltmaya çalışıyorduk. O esnada kapıda yığılmaları meydana geldiğini gördük. Ve buradan yola çıkarak biz bu yığılmaları nasıl önleriz? Depremde en az can kayıplarını ne şekilde verebiliriz şeklinde bir beyin fırtınası yaptık öğrencilerimizle birlikte. Oluşan fikirler içerisinde biz bu kapıyı otomatik hale getirebilir miyiz? Deprem sensörü yerleştirdiğimiz zaman kapının otomatik açılmasını sağlayabilir miyiz şeklinde fikirler geliştirdik. Daha sonra bunu olgunlaştırdık, nasıl yapabileceğimizi araştırdık ve sonuçta bir sistem elde ettik, kendimiz bir sistem oluşturduk. Projemiz şu şekilde oluşuyor, yapay bir deprem oluşturalım şu anda. Şöyle bir miktar titreşim hissettiği anda sensörlerimiz devreye girerek görsel uyarı ve işitsel uyarıda bulunuyor. Aynı zamanda ekranda deprem, dikkat deprem oluyor şeklinde yazıları da ekrana yansıtarak eş zamanlı olarak da kapının otomatik olarak açılmasını sağlıyor. Böylece kısa bir sürede binanın kısa sürede terk edilmesi sağlanıyor. Normalde deprem anında insanlar paniğe kapılıyor ve kapıya koşuyorlar. Bu kapılarda yığılmalar meydana geliyor. Biz bu yığılmaları önlemek adına yerleştirdiğimiz bir sensörle otomatik olarak bu yığılmaları önleyecek bir kapı sistemi geliştirdik. Bu kapı otomatik açılıyor, tahliyeleri sağlıyor ve aynı zamanda kişiler hissetmemişse, eğer görme veya duyma kusurları da mevcutsa hem işitsel hem görsel olarak uyarılarda bulunarak kişilerin bu binayı terk etmesini sağlayabiliyoruz veya depremle ilgili uyarıda bulunuyoruz. Gerekiyorsa üst katlardaysa kendi sıralarının altına, değilse de binayı eğer giriş katındaysa hemen binayı terk etmelerini sağlamış oluyoruz.